En tehlikeli cin kabilesi olarak bilinen Zülmanları duydunuz mu? Yaşadıkları yer dolayısıyla Zülmanlara çöl cinleri ve çöl Zülmanileri denilmektedir. Gelin Zülmanları beraber inceleyelim. Hazırlamış olduğum bu videoda bazı içerikler rahatsız edici olabilir. Hassas bir bünyeye sahipseniz videodan çıkmanız için tam zamanı. Allah onların şerrinden korusun. Neredeyse en tehlikeli cin kabilesi Zülman cinleri. Cinler dağlarda, ormanlarda, tekinsiz mekanlarda ve daha pek çok yerde kabileler halinde yaşamaktadırlar. Diğer kabilelerden farklı olarak çöllerde yaşayan uzun boylu, iri yarı ve sayıca az oldukları bilinen cinlere Zülmanlar denir. Yaşanılan ve anlatılan olaylara göre oldukça tehlikelidirler. Yaşadıkları bölge dolayısıyla çöl cinleri, çöl Zülmanileri gibi isimlerle anılırlar. Zülmanlar ile ilgili Arabistan'da meydana gelmiş pek çok olay mevcuttur. Zülmani Osmanlıca karanlık anlamına gelir. Bu mana Zülman cinleri için mantıklı bir tabirdir. Araplar ticaret yapmak amacıyla Yemen'e giderken Zülmanlar ile karşılaşmamak için kervandaki develerin boyunlarına Kur'an-ı Kerim asarlarmış. Nedeni ise hem kendilerini hem de develerini Zülmanların şerrinden koruyorlar. Denildiğine göre Zülmanlar gece saatlerinde kervana gelerek develeri kaçırırlarmış. Hatta hasta ettikleri ya da öldürdükleri de olmuş. Mekke ve Yemen arasında yolculuk yapan bazı kervanların ortadan kayboldukları ve bir daha haber alamadıkları kaydedilmiştir. Şu anda bile çöllere yakın yerlerde yaşayan bedevilerin su kaynaklarına yakın yerlerde konaklamadıkları söylenmektedir. Günümüzde Kabe çevresinde uzun boylu varlıkların dolaştıkları ama içeriye giremedikleri ve akşam ezanından sonra ortaya çıktıkları söylenmektedir. Rivayetlere göre Zülmanlar Hazreti Süleyman peygambere itaat etmedikleri gerekçesiyle lanetlenmiş bir cin topluluğudur. Çöller dışında tılsım, muska ve değerli eşyaların olduğu evlere girerek bazı eşyaları götürdükleri ve kuyu ya da mezarlıklara gömdükleri kaydedilmiştir. Hiçbir cin davetine icabet etmedikleri bilinmektedir. Hazreti Ebubekir ve Zülmanlar olayı. 20 deveden oluşan 60 kişilik bir kervan Mekke'den Yemen'e doğru yola çıkmıştır. Birkaç gün yol gittikten sonra geceleyin dinlenmek için çadır kurmuşlar. Aralarından bir kişiyi ise nöbetçi seçerek çadıra çekilmişler ve dinlenmeye başlamışlar. Gece karanlığında nöbetçi telaşlı bir şekilde gelerek bazı sesler duyduğunu söylemiştir. Olayı haber alan kişiler dinlemeye başlamışlar ve çok uzaktan uğultu seslerinin geldiğini duymuşlardır. Hemen ardından Zülmanların olduğu tahmin edilen uzun boylu ve açık ten renkli bir grup insanın yaklaştığını görmüşler. Gelenler yiyecek ve içecek olup olmadığını sormuşlardır. Kendilerine ikram edilen yiyecekler ve içecekleri yedikten sonra oradan gitmişlerdir. Kim oldukları bilinmeyen bu ürkütücü kişiler gittikten sonra herkes çadırına çekilmiş ve dinlenmeye devam etmiştir. Sabah uyandıklarında ise tüm develerin paramparça edilip öldürüldüğünü görmüşlerdir. Başlarına gelen olayın üzerine çaresiz bir şekilde Mekke'ye geri dönerek olanları dönemin halifesi Hazreti Ebubekir'e anlatmışlardır. Uzun boylu, iri yarı kişilerin geldiğini ve sabahında ise bütün develerin parçalanmış olduğunu söylemişlerdir. Hazreti Ebubekir ise gelenlerin Allah tarafından lanetlenen cinler olduğunu ve eğer ikramda bulunmasalardı
Aynı şekilde onların da orada ölmüş olacaklarını söylemiştir. Zülmanlar ile karşılaşan Ahmet adında bir definecinin hikayesi. Birisinin adı Ahmet olan iki defineci eski mezarları kazarak altın ve değerli eşyaları ararlarmış. Bir gece karanlığında tarihi bir mekana giderek orada hiç açılmamış eski mezarları kazmaya başlamışlar. Kazı sırasında ise Ahmet olan defineci derin bir kuyuya rastladıklarını ve buradan değerli eşyalar çıkacağını söylemiştir. Ancak kazmaya devam ettiklerinde çeşitli kağıt parçaları ve muskalar çıkmıştır. Arkadaşı her ne kadar durmasını ve oradan gitmelerini söylese de Ahmet kazmaya devam etmiş ve altın parçalarını bulmuştur. O sırada beyaz yüzlü, uzun boylu ve ürkütücü bir adam mezarların arasından gelerek definecilere doğru yaklaşmıştır. Ahmet, Arapça ya da İbranice olduğu tahmin edilen bir dilde bir şeyler söyleyerek bağırmaya başlamıştır. Gelen ürkütücü adam ise baltayı alarak Ahmet'in kafasına vurmuş ve öldürmüştür. Bunun üzerine diğer definici korku içinde kaçarak oradan uzaklaşmıştır. Hemen Ahmet'in ailesine ve polislere haber veren definici kalabalık bir şekilde tekrar oraya gitmiştir. Gittiklerinde ne mezardan ne de Ahmet'ten hiçbir iz bulunamamıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.